Onlar yandaş için çalışırlar. Bay Kemal vatandaş için çalışır. Benim saraylarda gözüm yok. Öyle saraylarda oturalım diye ben rahatsız olurum zaten sarayda oturmaktan. Ne yapacağım ben sarayı? Ne yapacağım? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi bir köşkü vardır. Çankaya'dır. Mansur Başkan söyledi. Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. Niye Çankaya'yı terk edelim? Niye tarihimize sırtımızı çevirelim? Neden saraylar? Neden saraylar? İsraf güneh, günahtır, günah. İsraf günahtır. Zaten altı lider söz verdik. Çıkaracağımız bir numaralı genelge savurganlığı önleme genelgesi olacak. Savurganlığı önleme. Söz verdim. Size de söz vereyim. İlk yapacağımız işlerden birisi Cumhurbaşkanı var ya, 16 uçağı var. 16 uçağı satacağım. Orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız. Yazın bir tarafa. Bir tarafa yazın. Bay Kemal unutmaz. Bay Kemal verdiği sözü tutar. Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Orman yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor? Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. O florayı korumak lazım. Oradaki canlıları korumak lazım. Yangın çıktığı zaman bir kaplumbağa nasıl kurtulacak? Düşünebiliyor musunuz? Yüce Yaradan'ın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini düşünmemiz ve görmemiz lazım. 16 uçağı bekleteceğine satarsın kardeşim, yangın söndürme uçakları alırsın, orman yangını mı çıktı? Hemen oraya gidilir ve yangın söndürülür. Bunları yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Göreme Vadisi. Motorları mavilliklere hep beraber süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Ve bu ülkeye bu hale getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Dünyanın en güzel ülkesi. Zaman zaman kamuda görevliyken yurt dışına giderdik. Türkiye'ye dönmek böyle her zaman ama her zaman önceliklerimiz arası. Aman bir an önce ülkemize gidelim. Çünkü bizim ülkemiz gerçekten de dünyanın en güzel ülkesi. En renkli ülkesi. En zengin ülkesi. Ama zenginliğimizin farkında değiliz. Zenginliğimizi birileri sömürüyor. Birileri yiyor zenginlerimizi. Birilerine hizmet ediliyor. Sizin için hizmet edeceğim. Halkımız için hizmet edeceğim. Milletimiz için çalışacağım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasın diye başta beşli çeteler, uyuşturucu baronları, bir sürü adam tutuyorlar. Bir sürü iftira atıyorlar. Ne yaparsanız yapın, burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum. Fitil fitil getireceğim. Öyle uyuşturucu baronları kalkacak. Bizim gencecik çocuklarımız zehirleyecek. Ve efendiler de bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronlarını hapishanelerden serbest bırakacak. Uyuşturucu baronları Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de hesaplaşacak. Ve bizim siyasetçiler bunu seyredecek. Uyuşturucu baronlarının da burnundan getireceğim. Bu milleti soyan, dolarla, avroyla paraları alan, aldıkları paraları İsviçre'ye, Londra'ya, Fransa'ya, Amerika'ya götüren, Bay Kemal bunları bulamaz diyen o insanlar şunu çok iyi bilsinler. Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruşa hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor ve tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Bizim bir komisyonumuz var, altı liderin oluşturduğu komisyon. O komisyonu kuracağız, göreceksiniz paraların nereye gittiğini. Biz biliyoruz. Aldılar, götürdüler. Efendim neymiş? Manhattan'da 35 katlı gökdelen yapıyorlar. Öğrenci yurdu. Adam güler ya. Metrekaresi Manhattan'da 10 bin dolar. Kirası 10 bin dolar. Öğrenci yurdu diye bizi kandıracaklar. Bay Kemal yer mi bunu? Yemez. O 35 katlı binayı da bu ülkenin tapusu olarak kaydedeceğim. Bu ülkenin tapusu olarak. Göreceksiniz. Bu ülkenin tapusu olarak. Öyle kaçırdıkları paraların nereye gittiğini biliyorum. Hepsini biliyorum. Ben söz verdim. Dedim ki Ramazan bayramında, Kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye verilsin. Asgari ücret kadar verilsin. 2015'te söyledim. O zaman bağırdılar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Ben bulurum ya. Niye bulmayayım? Türkiye zengin ülke. Paranın nereye gideceğine kim karar verir? Siyasi otorite karar verir. Sen beşli çeteye verirsin, ben vatandaşa veririm. Bu kadar basit. Bu kadar kolay.
Önce itiraz ettiler, bir süre sonra verdiler, düşük rakam tuttular. Şimdi geçenlerde söyledim, asgari ücret kadar vereceksiniz, vermediler. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse Çankaya'da olduğumuzda göreceksiniz. Kurban Bayramı'nda gideceksiniz, bankaya gideceksiniz, 15 bin liranızı göreceksiniz. 15 bin liranızı çekeceksiniz ve torunlarınıza harçlık vereceksiniz. Hiç unutmayın. Emekli ne demektir biliyor musunuz? Emekli şu demektir. Bu ülkenin büyümesi için, bu ülkenin kalkınması için alın teri döken, çaba harcayan, kazanan, geçimini sağlayan, sosyal güvenlik primini ödeyen, çünkü maaşından kesiyor, ödeyen, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, zamanı gelince de emekli olan ve güzel bir hayat sürmek isteyen kişi demektir. E kişi emekli oluyor, geçinemiyor. Ya para ver, para yok diyor. E beşi çeteye verme, hayır onlara vereceğim diyor. Ama Türk lirası değil, dolar olarak vereceğim diyor. Avro olarak vereceğim diyor. Arkadan çıkıyor, Bay Kemal'i suçluyor. Niye onların paralarını kesersin diyor. Ben keseceğim. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim de. Şimdi bize arada bir milliyetçilik dersi veriyorlar. Ya siz kim milliyetçilik kim? Allah aşkına söyler misiniz bana? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarımızı terk ettik ya. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadılar mı bunlar? Bayrağımızı indirmediler mi? Süleyman Şah Türbesi'ni başka bir yere getirmediler mi? Götüreceğim, götüreceğim. Gençler götüreceğiz onu, beraber götüreceğiz. Bayrağımızı götüreceğiz. Vatan toprağına Süleyman Şah Türbesi'ni götüreceğiz. Bayrağımızı dalgalandıracağız ve bütün dünya selam duracak. Buna inanın. Bunu yapacağız. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Vuran kimdi? Rusya. Peki Cumhurbaşkanı ne yaptı? Putin'e gitti. Ya arkadaş, şehit olan Rus askeri değil, bizim askerimiz. Vuran biz değiliz, Rusya. Sen niye oraya gidiyorsun? Oraya gitti. Putin aldı. Kapıda bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Dakikalarca kapının önünde bekletti. Bütün dünyaya gösterdi. İşte dedi, bunların cumhurbaşkanı budur diye. Bay Kemal bunu yer mi? Bay Kemal böyle bir haksızlığa katlanır mı? Ülkesinin itibarını savunan kim olursa olsun. Böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak etmiyor. Allah aşkına söyler misiniz ya? Elin oğlu bağırıyor. Bak beni kızdırma diyor Trump. Kızdırırsan senin mal varlığını açıklarım diyor. Bir tek cümle kullanmadı. Bir tek cümle. Ama Bay Kemal olsaydı şunu söylerdi. Benim mal varlığımı açıklamazsanız namertsiniz siz. Bunu söylerdi. Onun için onların bize verecekleri milliyetçilik dersi yoktur. Değerli kardeşlerim, iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrağımız ve vatanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla hep birlikte hazırlık yapacağız. Hep birlikte çalışacağız. Türkiye zor koşullar altında. Fakirleşme giderek artıyor. Birileri zenginleşirken geniş halk kitleleri yoksullaşıyor. Bunu çözmemiz lazım. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun için bir iktidar değişikliğine ihtiyacımız var. Sizden bir isteğim var. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına şu kul hakkı yiyenlere oy vermeyin ya. Allah aşkına oy vermeyin ya. Evet hiç endişe etmeyin. Birleşe birleşe kazanacağız. Beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak. Gençler kazanacak, kadınlar kazanacak, engelliler kazanacak, işçisi, köylüsü, emeklisi, memuru, herkes kazanacak. Herkesin kazandığı bir Türkiye. Hiç kimsenin zarar etmediği bir dünyayı yeniden inşa edebiliriz. Yeter ki baştakiler siyasette zenginleşmesinler. Temel sorun orada. Platon tam 2400 yıl önce söylemiş. 2400 yıl önce. Demiş ki devleti yönetenler, yönettikleri süre içinde zenginleşiyorlarsa milletin hakkını korumazlar, mal varlıklarını korurlar demiş. Doğru mu? Doğru. O nedenle bizim malda mülkte gözümüz yok. Çok şükür karnımız doyuyor. Milletin karnının doyması lazım. Açlığın, yoksulluğun olmaması lazım. Herkesin işinin, herkesin gücünün olması lazım. Her evde huzurun, her evde bereketin olması lazım. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrımcılığın olmaması lazım. Bizim sözlerimin sonunu şöyle bağlayayım. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın güzel bir sloganı vardı. Ne diyordu? Her şey
O zaman ben söyleyeyim. Her şey! Her şey! Her şey! Arkadakiler duymuyor galiba. Her şey! Her şey! İnanın her şey çok güzel olacak. Ve bu ülkeye bahar gelecek. Baharları hep beraber getireceğiz. Sinan Ateş'i unutma diyor. Asla unutmayacağım. Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp adliye teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin.